Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Ödülü katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 5 Eylül 2023'ün ilk videosu. Arkadaşlar öğleden sonuna izliyorsunuz bu videoyu. Çünkü çok fazla yoğundum. O yüzden de kısa bir video çekeyim. İkinci videoyu da akşama planlayayım diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Osayi Samuel mutluluğu. Şimdi Fenerbahçe'de Osayi Samuel mutluluğu yaşanıyor. Niye? Arkadaşlar geriye gidelim. Hani ben üyelere bazen duyumlar veriyorum. Ee, i̇ki ay geriye gidelim. Osayi Samuel kesinlikle gidecek derim. Yüzde yüz. Yani yüzde bir milyon hatta. Ama Ankara gücü maçında sabekte görev yaptı. On mücadeleden 7'sini kazandı. Geçen bir arkadaş da bir yorum atmış. Diyor ki şey diyor ya diyor Osayi Samuel'i maçın adamı seçiyorsunuz da ben aynı maçımı izledim diyor. Nasıl yani? Osayi diyor maçta hiçbir şey yapmadı diyor. Sürekli arkasına adam kaçırdı falan diyor. Şimdi o arkadaş özelinde şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bak ezberden çıkın. Ya ben böyle izledim ama benim bilmediğim bir şey var mı diyeyim bak. 12'li mücadeleden 7'sini kazanmış. 5 top kapmış. 3 atak uzaklaştırmış. Bir de golü var. Yani 10 üzerinden 10 veriyorum. Niye 10 verdin? 12'li mücadeleden 7'sini kazanmış. 5 top kapma, 3 atak uzaklaştırma. Şimdi tamam İsmail Kartal ee, sabek tercihini hani Mert Müldür'den yana da kullanabilirdi. Şimdi Mert Müldür bu kadar para verildi oynatılacak da denilebilirdi. Bunlar olmaz olmaz şeyler değil. Yakında olacak da. Onu söyleyeyim ama başkent ekibinin sol kanadaki çepazın hızına o Samuel'le karşılık verdi. Yani enteresan bir şey. Fenerbahçe'de dördüncü golü o Samuel'in. Ama bu sezon enteresan bir o Sahi Samuel izliyoruz. Bakalım e, gidişat nereye olacak? Fenerbahçe'ye Rusya'dan orta saha önerisi. Bu arada Osay <laughs> Samuel ile ilgili şunu söyleyeyim. Nijerya milli takımının oyuncusu ya hani Nijerya milli takımının ısrarla şiddetle söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle İngiliz takımların gündeminde ve takibinde. Onu belirteyim. Şimdi Rusya'dan orta saha önerisi aslında bildiğiniz bir olay. <laughs> Şimdi transfer çalışmaları sürüyor Fenerbahçe'de. Krasnodar forması giyen Alexander Chernikov önerilmiş Fenerbahçe'ye. Şimdi bu benim duyumumu doğrulayan bir haber. Anladınız mı? O yüzden değiniyorum. 23 yaşındaki Rus oyuncuya da teknik heyet sıcak bakmamış. Bu daha bir tanıdık geldi değil mi? 62 maçta görev almış. 4 gol 2 asistlik performans. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ama <laughs> burada önemli olan şey şu. Ben demiştim. Yani ben demiştim. Zehirli ok köşemizde bugün Sabri Gülel Fenerbahçe maçına çıkış olarak görüyorum diyor. Kim diyor bunu? Antalyaspor Başkanı Sayın Sabri Gülel diyor. Takımın durumu ve transferler hakkında açıklamalarda bulunmuş. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz hiç kimseye düşman değiliz. Hiçbir takım bizim düşmanımız değil Galatasaray hariç. Hocam onlar da düşmanımız değil ya. Bize göre değil, de onlara göre biz onların düşmanıyız. Onun dışında hepsi bizim rakibimiz. Sahada rakibimiz. Ama sokakta arkadaşımız, kardeşimiz. Yani adam diyor ki bana Galatasaray forması giymiş. Ya senin şey der misin Kadıköy sokaktaki Mustafa Hoca? Evet benim diyor. Ya hani bir fotoğraf falan. Ya, ne olacak ki? Ama üstünde Galatasaray forması var diyor. Ya arkadaşlar bak. Sahanın içerisinde rakibiz. Sahanın dışında dostuz. Ha aynı şekilde ben herkese de aynısını söylüyorum. Ben genellikle beni dışarıda görürseniz gözlüksüz görürsünüz şu şekilde. Çünkü gözlü ekran başında takıyorum genelde. İşte Fenerium <laughs> ürünleriyle falan görürsünüz. Günlük hatta da artık feneryum ürünlerini sürekli giyiyorum. Yani aylık bayağı bir Fenerium'a para kazandırıyoruz. Canı sağ olsun giden Fenerbahçe'mize gidiyor. Şunu demek istiyorum. Bizler sokakta dostuz. Anlatabiliyor muyum? Ama sahada rakibiz. Şimdi Ankara, Antalya Spor Başkanı da tabii ki kendisinden beklenen açıklamayı yapmış. Zehirli oku atmış. 4 hafta geride kaldı. Henüz galibiyet yok. Yani 4 hafta ilgili ne düşünüyor? Nuri Şahin bu 4 hafta için rapor aldınız mı diyor. 17 futbolcu gönderdik. 9 tane aldık. Yani topu topu 5 hafta vardı. Türkiye'de 2 sezon ilk kez 2 sezon arası bu kadar kısa sürdü falan diyor. Çıkış maçını Samsun Spor maçı görebilir miyiz? Diyor. Diyor ki ben Fenerbahçe'yi görüyorum. Kadıköy'ü görüyorum. Çıkış maçı olarak. Orada kazandırız, kaybederiz. Puan alırız da alamayız bilemem ama futbolumuz ile orada artık takım geliyor dedirteceğiz demiş. Şimdi ben şunu söyleyeyim. sıra bakmayın. Tabii ki de her takım Fenerbahçe'yi Türkiye'nin en büyük takımını yenmek isteyecektir. Bundan hani bundan şey bir durum yok. Doğal bir durum yok. Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe'dir. Her takımın başkanı da, taraftarı da, futbolcusu da hedefine Fenerbahçe'yi koyacaktır koymuyorsa biz bizde bir sıkıntı vardır. Yani biz büyük takım diyoruz ama değil demek diyeceğiz. Mesela bir Galatasaray maçı. Gaziantep'i gördünüz. Fener maçından sonra çıkıp hakem 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 hakem. Galatasaray maçından sonra hakemi konuşmayalım ya. Yani ya Galatasaray'dan para aldın. Aman sen bize bilerek yenil. Hakem hakem etki ederse ses çıkarma diye. Yani bunun başka açıklaması yok. Çünkü Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin bir penaltısı verilmedi. Takım arkadaşına çarpan top. Seminerlerde bas bas bağırdılar. Senin oyuncun, Maksim adlı oyuncun bir futbolcuya yakışmayacak hareketler yaptı, tepkiler verdi. Direkt kırmızıyı hak etti. Senin Maxime ceza vermen lazımdı. Beni ilk maçta yalnız bıraktın diye. Ama sen çıktın hakem dedin. Şimdi çıkmışsın. Ana hani hakemi konuşmayan. Ondan sonra da ne oldu? Seni paketlediler. Galatasaray'ın oynayacak herkese söylüyorum. Ya sizi paketleyecekler Galatasaray maçından sonra bilerek yenildi dercesinde top oynattı diye. Ya da çıkacaksınız adam gibi da oynayacaksınız. Fenerbahçe'ye nasıl aslan kesiliyorsunuz? Onlara da. Şimdi Galatasaraylılara da sorsam onlar da aynısını diyecekler. Onlar bizim maçta aslan kesiliyor, sizin maçta yatıyorlar. Ya biz bu filmi gördük. Biz bu filmi 2012-2011'de gördük. Yani bizden 90 artı küsürde gol yiyen takımın sanki cenaze kaldırmış gibi üzüldüğünü de gördük. Yani aynı takımın ilk 15 dakikada gelin bize gol at diye savunmayı açtığını da gördük. Topa yetişemeyip kayan düşenleri de gördük. Biz de neleri gördük? Yani kimse masal anlatmasın. Benim burada anlatmak istediğim şey şu. Herkes herkese karşı delikanlı olsun. Gerisi mühim değil. Şimdi ben şunu belirteyim. Bize transfer döneminde en az en az 50 tane futbolcu önerildi. En az sağdan önerildi, soldan önerildi, oradan önerildi, buradan önerildi. En az 50 tane futbolcu önerildi. Ama aldığımız futbolcu sayısı belli. Neyse çok kalabalık yaptık. Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması diyor. Şimdi bu açıklamayı dinlediniz değil mi? Biliyorsunuz bu açıklamayı. Hani e, Arsenal'den bir yere gitmeyecek. Ben oyuncumu seviyorum. Oyuncu işte salça kaynatacak. Daha işte bir şeyler yapacak diye. Kulübüyle Premier Lig'e falan odaklanmış durumda diye. Ben şunu söyleyeyim. Bazen e, her menajerin açıklaması doğru olmayabilir. Ludo Goresk, Münir kadrosuna katmış. Münir Çöyre'ye kimdir Münir Çöyre'ye? Yani Fenerbahçe'nin rakibi Ludo Goresk, Rams Başakşehir'den ayrılan. Ve Münir kadrosuna katmış. Katabilir. Bunda ne var hocam? Katabilir tabii ki ama bunda şu var. bildik tanıdık bir isim almış. Bunlar da haber olarak katmışlar. Benim için hiçbir haber değeri yok açıkçası. Onu söyleyeyim. Şimdi Alexander Ciku Fenerbahçe futbolcu. Gana milli takımının kampına katılmış. Bu sevindirici bir olay. Benim için sevindirici. Çünkü bir tek ben e, oyuncumuzu övüyordum. E, şimdi 6 numara transferi. Aslında ha aslında en gündeme bomba düşen şey şuydu. Dün Ayetullah Bey hesabı dedi ki ana hedef 2 Eylül'e kadar zor olsa da listenin başında olan Hartey transferinin tamamlanmasıydı. Thomas Parti arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Size güzel haberi vermek için sabırsızlanıyordum. Maalesef olmadı. Özür dilerim diyor. Şimdi ben burada size bir aydınlatma yapayım. Normalde Fenerbahçe Parti ile anlaştım. Arsenal'la da anlaştı. Ancak son anda bir şey oldu. Son anda yaşanan şey maalesef ve maalesef oyuncunun sakatlığıyla bağlandı. Oyuncu sakatlanınca Fenerbahçe kulübü 3'e ayrıldı. 1. Sakat sakat alalım biz de düzelir diyenler. 2. Sakatlandı almayalım diyenler. 3 devre arasına kadar idare edelim o zamana kadar iyileşir kendine gelirse o zaman alalım diyenler. Şu anda Thomas ile ilgili 3 görüş var. Ben şunu söyleyeyim. İster Ayetullah hesabı ister Ali Koç'un kendisi ister İsmail Kartal. Kim ne derse desin benim için önemli değil. Ben gelen duyumu aktarmakla mükellefim. Benim üstüme böyle bir hükümlülük var. 3 karardan herhangi biri çıktı diyemem arkadaşlar. Ama sakat sakat da olsa alalım kararı bir kişi daha fazla. Bilginiz olsun. Ben duyumu veririm. Gerisine karışmam. Bilginiz olsun. Thomas Parti liste başı. Ha iki. Endidi. Listenin. Bakın ND diye normalde teklif yapılmıştı. Kabul etmemişlerdi. Ben de demiştim ya. Hani hatırlıyorsanız. Hani biz yarın bir gün çıkarız deriz ki ya işte yok öyle bir şey teklif falan yapılmadı diye. İnanmayın demiştim. Şimdi tekrar diyorum. Yani ND diye teklif yapıldı. Olur olmaz ben bir şey diyemem ama böyle bir teklif yapıldı. Gelelim Türk futbolunu derinden sarsan iddiaya. Transfer şikesi. Yine Galatasaray, yine transfer şikyesi. Bu bir iddia. Atilla Türker'in Ajans Spor'dan iddiası. Talyan. İtalyan Antalya'lının Erzurumspor'dan Galatasaray'a transferi sırasında iki kulüp arasında danışıklı satış yapıldığı gerekçesiyle Gençlerbirliği'nin açtığı alacak davası 2 Kasım'da görülecek. Erzurumspor'un o dönemki idari sorumlusu Lokman Ümit mahkemede verdiği ifadede Talyan Antalyalı Galatasaray'dan aldığı 4 milyon lirayı Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'e nakit olarak aktardı dedi. O süreçte Talyan'ı bedelsiz olarak transfer ettiğini açıklayan Galatasaray bu 4 milyon lira'yı Erzurumspor'a doğrudan bonservis bedeli olarak ödeseydi daha önce yapılan protokol gereği Erzurumspor gençlerine 1 milyon 600 bin lirayı vermek zorundaydı. Lokman Ümit Kalyan Antalyalı Ziraat Bankası Florya Şubesi'nden 4 milyon lirayı çektikten sonra Hüseyin Üneş'in yardımcısı Hüseyin'e elden verdi. Hüseyin adlı yardımcı da Hüseyin Üneş'e iletti. Tüm yazışmalara ve görüşmelere tanığım. Bu 4 milyon lirayı alan Hüseyin Üneş 2 milyon lirayı Erzurumspor Kulübü'ne borç olarak verdi. Diğer 2 milyon liranın akıbetini ise bilmiyorum dedi. Galatasaray Financial Fair Play'e engelinden kurtulabilmek için Erzurumspor'dan Spor'dan gençler payını vermemek için bu ortak operasyona imza attıkları öne sürüldü. Gençler Birliği Kulübü Başkanı Niyazi Yaktaş o transfer sürecinde taraftarın organize bir işe imza attıklarını ve bu davanın olumlu sonuçlanmasının ardından Erzurum Spor, Talyan Antalya'da ve Galatasaray yakında yeni hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Gençler Birliği'nin bu doğrultuda Talyan Antalya'nın transfer sözleşmesinde Galatasaray Kulübü adına imzası olan Başkan Burak Elmas ile ikinci Başkan Abdurrahim Malbayrak'ın yanı sıra Talyan Antalyalı ve Erzurum Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'i de Cumhuriyet Savcılığına şikayet edecek. Tüm bunların dışında Gençler Birliği Galatasaray ve Erzurumspor'a tazminat davası açacak. Ayrıca her iki kulübe Futbol Federasyonu Etik Kurumuna şikayet edecek demiş. Bu kaçıncı oldu? Yani bu Galatasaray'ın kaçıncı vukuatı? Bilemeyeceğim. Ben şunu söyleyeyim. Bu iddiaları ben çok önce bana geldi. Aktardım ve şunu söyledim. Eğer böyle bir olay yaşandıysa Allah Galatasaray'ında. Hadi yanında Erzurum bin türlü belasını versin dedim. Yok bu olay yaşanmadıysa bu iftirayı atanın belasını versin dedim. Galatasaraylı bir kişi bile amin yazamadı. Çünkü takımlarını herhalde takımlarına güvenmiyorlardı. Ya da takımlarını iyi tanıdıkları için lan bizimkiler yapar falan dediler herhalde ki danışmadılar. Ama gön sen geçen sene dedi ki inşallah hak eden kazanır. Ben inşallah hak eden kazanır diye her sene başında diyorum. Her sene dua ediyorum. İnşallah şike yapan, tehdit eden algıcılar ne bileyim birilerinin yancıları, birilerine yanlayanlar değildi, de hak eden kazanır diye her sene dua ediyorum. Benim duamın kabul olmaz değil. Araya soktuğunuz elemanlar, yaptığınız katakulliler, ayak oyunları da etkili oluyor. Yani illa benim ben Rabbimden istiyorum, sizden istemiyorum. Allah size muhtaç etmesin. Şu olay doğruysa Galatasaray'ın küme düşürülmesi lazım. 1, 2, 3 bu kaç oldu? Oğulcan Çağlayan, Amrabatlar. Hatırlayın ya bu ne süreçler gördük. Bakalım ceza çıkacak mı? Sanıyor musun? Sanmıyorum. Vergisini silinen bir takımın. Flory arazisi hala tartışılan bir takımın. Bu kadar tartışmaların göbeğinde olan bir takımın. Hala bunları yapabilmesi. Bir de ceza almazlarsa Allah affetsin. Ama eğer federasyonun azıcık onuru varsa çok ciddi ceza vermeleri lazım. Benim düşünceme göre. Hepinizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup Aramıza katılabilirsiniz. Bu videoyu beğenip destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.